Tezgahımın üzerinde unum ve tuzum var. Güzel bir börek yapacağım. Tavuklarımı yıkadım. Böyle camımı da açtım. Burada kurusunlar. Suyu süzülsün. Temiz bezimin üzerine yaydım. Burada da unum, kabım, tutacağım hamuru. Tuzum, ılık suyla hamurumu tutacağım. Güzel bir ıspanaklı börek yapacağım. Suyumu koydum, tuzunu veriyorum. Börek hamurunu tutmaya başlıyorum. Bismillah diyerek. Sadece tuz, su, un. Başka bir şey yok. Suyumu karıştırıyorum. Ve ununu veriyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Yoğurduktan sonra hamurumuzu dinlendireceğiz. Dinlendirmezse güzel olmaz. Açılmaz hamurlarımız. Hem böyle dinlenecek hem yağladığımız zaman dinlenecek. Geniş kapta tutmak istedim. Daha rahat oluyor böyle. Hamurum da çok. Burada kapatıyorum. Video daha fazla uzun olmasın. Biraz daha un ekleyeceğim. Hamurumu yoğuracağım. İlavesini yaptım. Yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum kıvamını aldı. Güzel bir hamur oldu. Hamurumu tuttum. Şöyle kapağı kapatıyorum. Ve yarım saat, bir saate yakın dinlendiriyorum hamurumu. Hamurumu tutmuştum, dinlendi. Şimdi kesip ufak ufak böyle tabak büyüklüğünde açıp sıvı yağımı da hazırladım. Hamurumu tezgahımın üzerine şöyle güzelce koydum. Tezgahımı yıkadım, kuruladım, unladım ve kesiyorum. Kesip yuvarlak yuvarlak yapacağım. Daha sonra da açacağım tabak büyüklüğünde. Hamurumun kıvamı bu. Hamurumu böyle ufak ufak kesip yuvarlıyorum. Böyle buraya koyuyorum. Hamurlarımı böyle yuvarladım ve açımına geçiyorum.
hamurlarımı açımına başlıyorum. Merdane ile açacağım. Tabak büyüklüğünde, fazla büyük hamur açmıyoruz. Yağlayacağım, sonra yağlama işlemine geçeceğim. Mis gibi ıspanaklı börek. Böyle bu büyüklükte açıyorum. Bir tepsiye koyuyorum. Şöyle ufak bir tepsim var. Tepsiye koyup üzerine yağ koyacağım. Elle de yağlayabiliriz. Sırayla hepsine aynı işlemi uygulayacağım. Hamurumu alıyorum ve tekrar açmaya başlıyorum. Hamurlarımı bir saate yakın dinlendirdim. Hamurumu böyle bezin üstüne koydum. Ve çeke çeke böyle büyütüyorum kenarlarından. Ispanak böreğimin ıspanaklarını yıkadım. Bezin üstünde böyle kuruttum. Yani suyunu çektirdim. Ekşi miyim var. Lor da diyebilirsiniz. Pul biberim, tuzum, karabiberim, sıvı yağ, soğan bir kafa koydum. Ve şöyle karıştırıyorum. Güzel bir iç malzemesi oluyor. Ispanaklarım çiğden, körpe zaten ufak ufak ıspanaklar. Böreğin içinde çok rahat pişerler. Evet, böyle bir güzel lezzetli iç harcı yaptım. Ispanaklı böreğimi şöyle açıp içine de ıspanaklarını koyuyorum. Ve tepsime rulo şeklinde dolduruyorum. Şöyle kıvırıyorum iki taraftan da. Bu taraftan da kıvırıyorum. Evet, böyle oluyor. Tepsime dolayarak böreklerimi yapıyorum. Ispanak böreğim yapımına devam ediyorum. Üçüncü yufkam. Bol yeşillikli, şöyle bol ıspanaklı, körpe çıkmışlar gibi ıspanağı var içinde. Şöyle ekşimek, soğan, baharat hepsi mis mis. Lezzetli mi lezzetli börekler oluyor. Öyle açıyorum. Tepsimi de alıyorum. Tepsime dolayarak böreklerime devam ediyorum.
Bir hamur daha yetecek böreğime. Ispanaklı böreğim oldu. Üstüne yapacağım sosu da şöyle biraz sıvı yağ, yoğurt, bir yumurta, tuz koydum, karıştırıyorum. Güzelce karıştırıp böyle böreğimin her yerine gelecek gibi sürüyorum. Ispanaklı böreğimin sosunu da verdim, bir güzel her tarafını sürdüm. Fırına veriyorum böreğimi. Ispanaklı böreğim nar gibi kızarmış. Bu kadar durdu mu tamamdır. Ispanaklı böreğim nar gibi kızardı. Mis gibi oldu. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun, bizlere de afiyet olsun.